Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda gastronomi öğrencisi Melika var. Şimdi ondan sizin sormak istediğiniz soruları derledim ve sırasıyla soracağım. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sınava hazırlık süreci işte yoğun geçiyor. Evet, çok zor gerçekten işiniz. Ben de bir öğrenci olarak gerçekten çok zor. Hazırsan o zaman sorulara başlıyorum. Tamam, başlayalım. Dersleriniz hep mutfakta mı oluyor? Mutfak dışında ders görüyor musunuz? Yani tabii ki de derslerimizin hepsi mutfaklı olmuyor. Mutfak dışında da derslerimiz var. Özellikle benim okulumda birinci sınıf olarak haftada 18 saat İngilizce aldık. Biz mutfağa bir iki kez girme şansımız oldu. Ama ilerleyen süreçlerde ise gerçekten dersleriniz mutfakta geçiyor. Sabah giriyorsunuz, akşama kadar mutfakta kalabiliyorsunuz. O tarz şeylerimiz de oluyor. Ama kesinlikle mutfakta gastronomi okuyorum diye 4 senemin 4'ü de mutfakta geçiyor diye bir şey kesinlikle yok. Her okulun eğitimleri farklı oluyor tabii ki de. Ama güzel yani böyle. Bu çok soru geldi. Ev ödevlerinizi yiyor musunuz diye bir soru geldi. Aslında gastronomide ya da aşçılıkta ev ödevi diye bir şey yok. Hocan sana derste anlatır bunu, mutfakta gösterir. Sen onu o an anlayamamışsındır, kavrayamamışsındır mantığını ya da tutturamamışsındır onu. Şey yapmak istersin, gerçekten bu işte ilerlemek istiyorsan, ben bunun malzemelerini alayım da evde bir deneyeyim olursun. İşte o zaman ev ödevin olur o senin. Kendine verdiğin bir ödev olur. Hocan işte bunu yap da yarın bana getir demiyor yani. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kendi pratik yapmak istersen ev ödevin oluyor. Kendin veriyorsun ödevini yani. Instagram'da falan sürekli şey oluyor işte, arkadaşım gastronomi okuyor, onun ödevini yedim falan oluyor. Sürekli öyle kepsler dolanıyor. Aynen, ödev mantığı o işte. Hani kendim pratik yapmak istiyorum ben mesela. Okulda olmalı çünkü okulda bir tek sen yoksun. Bir sürü öğrenci var. Hoca seninle fazla ilgilenememiş oluyor. Kendin anlamak istiyorsun, merak ediyorsun de denerken ev ödevi ne olmuş oldu? Ben de çok fazla şey deniyorum. Bizimkiler de yiyor. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Sınavlar Tamam. nasıl? Sınavlarda yemek mi yapıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Aslında şu süreçten dolayı tam olarak ben de bilemiyorum sınavlarımız nasıl olacak ama ödev üzerinden mesela menü planlama dersimiz var bizim şu anlık. Hoca bizden A'dan Z'ye bir menü hazırlamamızı istedi. Resimli değil tabii ki de, kağıt üzerine bir menü hazırlamamızı istedi. Bu ders bu şekilde sınavlarımız, derslerimiz oluyor. Ama yani hani sınavda yemek yapmak biraz sıkıntılı olabilir. Herkese aynı şans tanınmıyor ya da herkese aynı ekipman bulunmadığı için sanmıyorum yani ileride öyle bir şeyle karşılaşmayız diye düşünüyorum. O zaman şey çok merak edildi bir de hani orada mutfağa girerken kıyafetle oluyorsunuz. Şef kıyafeti Evet. giyiliyor. Okulun içinde de öyle dolanıyor musunuz? Sürekli o kıyafeti giymek zorunda mısınız? Aslında şöyle bir şey var. Biz ilk mutfağa gireceğimiz zamanlarda şey yapmıştık. Derslerimiz vardı. 3.30'da girecektik mutfağa. Bütün mutfakta giyeceğimiz kıyafetleri güzelce katladık, poşetledik. Okula götürdük, derslerimize girdik. Mutfak dersi gelince kendi fakültesine gidiyorsun zaten. Orada birçok insan o şekilde olduğu için sen garipsenmiyorsun. Yani senden bir sürü kişi var. Birinci sınıfı da var, ikinci sınıfı da var, üçüncü sınıfı da var, dördüncü sınıfı da var. Hani sen orada ilgi çekmiyorsun yani. Herkes beyaz önlükle böyle pıtı pıtı yürüyor. O tarz bir şey yani. Tabii ki de okulda değiştirebiliyorsun, çıkarabiliyorsun. Soyunma odaları oluyor. Soyunma odası yoksa sınıf boş sınıfta oluyor ya da lavabolarda falan. Hallediliyor yani bir şekilde. Tamam. Sence yemek yemek mi, yemek yapmak mı? Hangisi daha zevkli oluyor? Ya ben yemek yapma taraftarıyım. Kolay kolay yaptığım şeyleri de çok fazla yemem aslında. Böyle yapılış, hani yaparken doyma oluyor ya. Bende o tarz bir şey oluyor. Yapmak yani. Benim için yapmak. Hep aklında olan bir bölüm müydü yoksa sonradan mı aklına geldi? Ya küçüklüğümden beri ben mutfağa çok fazla hani hep mutfağın bir şeyindeydim yani alakasındaydım evdeyken. Dedim hani hep hobi olarak düşündüm. Dedim ileride dedim hani bir şey olursa hiçbir şey olmaz dedim. En azından dedim yemekle alakalı bir şeyler falan yapar diye düşünüyordum kendime. Gastronomi okumak aklıma 12. sınıfın 2. dönemi gibi geldi diyebilirim. Artık böyle oldum yani. Ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Ben sadece mutfakta olmak istiyorum. Ben bunu iş olarak yapmak istiyorum. Diğerleri bana göre değil dedi. Öyle oldu. Şefleriniz derslerken hani yemek yapıyordur. Hiç beğenmediğin oluyor mu yemeği? Hani ben bunu sevemedim durumu. Ya diğerlerinde olmuyor ama şey böyle anlatırken ya da farklı bir şey tadarken bende şey oluyor. Ben biraz fazla seçiciyim bu konuda yemek olarak.
kolay kolay kimsenin yaptığı yemeği beğenemediğim için benim beğenmediklerim illaki oluyor. Sadece şeflerim için de, annem için de geçerli. Bu farklı bir şey denerken de hep bende olur yani. Biraz fazla seçiciyim bu Sıkıntı konuda. yaratıyor mu peki? Efendim? Sıkıntı yaratıyor mu işte seçici olmak mutfakta, her şeyi yiyememek? O tabii ki de çok fazla yani. Hani diyorlar ki çıkarttığın ürünü ya da senden üstüne istenilen ürünü çıkartırken mutlaka denemelisin, bakmalısın. Olması gerektiği gibi olmuş mu? Niye bilmiyorum. Onun sıkıntısını ileride yaşar mıyım, atlatır mıyım hiç bilemiyorum. O yüzden yemediğim şeyleri, yani sevmediğim şeyleri böyle kendime ufak ufak sevdirmeye çalışıyorum ama bakalım yani. Önümde daha uzun zaman var. Her yemeği tatmak zorunda mısınız diye bir soru. Ya kendin yaptığın, çıkarttığın bir ürünse, kendin yaptığın bir yemekse kesinlikle tatmalısın. Çünkü onu bir insanın önüne sunuyorsun. Onun söyleyeceği şeyleri az buçuk bilmen lazım. Hani ben bu, sana bu diyecek ki bundan çok koymuşsun. Hayır çok koymadım, gerektiği kadar koydum diyebilmek için, kendine cevap hakkı doğurabilmek için tatmak zorundasın yani. Şimdi sen sınava çalışırken hani sözel bir alan. Sınava çalışırken en çok hangi derse ağırlık verdin? Şöyle söyleyeyim, ben aslında TM'den hazırlandım sınava. 11-12'yi TM'den yaptım. Böyle şey oldu bende, hep edebiyat ve matike ağırlıklı gittim TM'den gireceğim için. Özellikle de matike ağırlıklı gittim çünkü şeydi böyle. Hukuk olmazsa gastronomi okuyacağım dedim. Hep bu şekilde. 2 senem de böyle gitti benim. Ondan sonra böyle sınava hazırlanırken şöyle bir şey oldu bende. Edebiyat tamam hallediyorsun, Türkçe tamam hallediyorsun. Matematik az buçuk böyle kendini götürüyor. Ama sıkıntılar çok fazla çıkıyordu. Sos2'de de yani sözel bölümün alan sınavında ise şöyle bir avantajım vardı. Bir kitap okumak olsun, iki genel kültür olsun. Genelde bu tür olduğu için aklıma geliyordu. Ya bir yerde okumuş oluyordum ya duymuş oluyordum. Çünkü 9-10'u sizdeyken coğrafyaya çok ilgim vardı. Coğrafyam ve tarihim aşırı iyiydi benim. Yani kendi bölümümde de olsa, sosyalde de olsa gerçekten iyiydi. Ben öyle bir avantajım olmuş. Açıkçası Sos2 çalışmadım, ne yalan söyleyeyim. Çalışsam belki çok farklı olurdu, bilmiyorum ama pişman değilim. O zaman sendeki soru. Bunu ben de çok merak ediyorum. Bazı yemekler alkol kullanılan yemekler de var. Sizin işte mutfakta yani okullarda alkol kullanılan yemekler yapılıyor mu? Yapılıyorsa da tatmak zorunlu mu? Yani bir hocanın ya da senin yaptığın bir yemeği tatmak istemiyorsan kimse sana bunu tatmak zorundasın gibi bir dayatmada kesinlikle bulunmaz. Hele ki böyle bir hassas konuda. Kendin de kullanmak istemiyorsan alternatifleri var tabii ki de. Yani alkollü ürünler nasıl başka şeylerin alternatifi ise onların da farklı alternatifleri var. Onları tercih edebilirsin. Ama yani şunu kesinlikle söyleyeyim. Bunu yemek zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. Sadece alkol içinde değil, domuz ürünleri de olabilir. Bu tarz gıdalar da olabiliyor. Zorunluluğun yok. Hiçbir şey yapmakta zorunluluğun yok. Sen sadece kendin yapmak istiyorsan yaparsın. Alkollü içeceklerin dersi de oluyor. Hani bunlar zaten seçmeli ders oluyor. Seçmezsin önüne çıkmaz. Böyle bir şey bu. Ama hoca bunları anlatmak zorunda. Çünkü hani bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler var. İlgi alanına giren insanlar olduğu için hoca anlatmak zorunda her halükarda. Böyle yani. Sıradaki soru, bu çok soruldu aslında. Maaş imkanları, hani bilgin var mı bu konu hakkında? Maaş imkanları şey oluyor böyle, hani birçok kişide şey havası var, ben şimdi mezun olacağım ve direkt ben şef olacağım, beni en başa oturtacaklar, böyle 10 bin lira, 25 bin lira maaşlar falan alacağım diyorlar. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde olabilir, hani seni çok zeminden de başlatmazlar, yani hiçbir şey bilmeyen bir insanla aynı yere koymazlar. Çünkü senin bir tekniğin var. Hani ufak ufak başlarsın. Yani bence Türkiye standartlarında gayet rahat geçinebilecek maaş alabilirsin. İlerlediğin süreçte çok daha fazlasını da kazanabilirsin. Yani önü açık bir konuda. Stajlar kaçıncı sınıfta oluyor ve olunca da maaş veriyorlar mı stajlarda? Stajlar şu şekilde oluyor. Ben de bu sene stajımı yapacaktım malum sebeplerden dolayı Korona. iptal oldu. Stajlar 90 gün. Stajlar demeyeyim. Staj 90 gün. 4 sene boyunca 3 yaz tatilinde tamamlaman gereken 90 günlük bir stajın var senin. Bunu ister 45-45 bölersin, 30-60 bölersin, 30-30 bölersin ama o yaz tatillerinde mezun olmadan önce tamamlaman gerekiyor. Staj yerleri de sen kendin de ayarlayabilirsin. Hocalardan rica ediyorsun, hocalar da ayarlayabiliyor. Orası sıkıntı olmuyor çok fazla. Para konusunda da şöyle oluyor. Stajyerleri ücretsiz çalıştırmak yasak artık. Bildiğim kadarıyla yönetmelikte de yazıyor.
Ama şöyle bir avantajları oluyor stajyerlerin, şey yapmaları gerekiyor. Tatil beldelerine gitmeleri gerekiyor. Çünkü tatil beldelerindeyken onlarda hani kazan çok fazla olduğu için maaşın kesin oluyor aslında. Hani İstanbul, Ankara büyük şehir diyorsun ama buralardaki otellerde genelde verilmiyormuş. Verilse de üçte biri falan veriliyormuş normalini aldığından. O yüzden işte Antalya, İzmir, Bodrum, Muğla bunları tercih etmek gerekiyor stajyerlerini seçerken ki maaşın garanti olsun. Öyle dediler bize. Tahminimce ne Böyle kadar yaptık. veriliyordur? Bir yerde yorumda okumuştum, 15 lira verildiği söylendi günlük. Sence o kadar az mı yoksa daha mı fazladır? Çünkü 15 lira kulağa az geliyor. 15 lira kulağa az geliyor. Ama sanmıyorum ya böyle bir şey. Ya gittiği yer ya da çalıştığı yer çok kafe ortamı, çok düz bir ortam. Toz çay veren bir ortamdır. Yani bizim staj yaptığımız yerlerin hocalar en az 4 yıldız, en az 5 yıldız istiyorlar bizden. Çünkü artık 7 yıldızlı oteller falan olduğu için büyük otellerde her türlü şeyi görebilmemiz için bizden büyük yerleri bulmamızı ya da bizi büyük yerlere gönderdikleri için bu tarz sıkıntılar çıkacağını düşünmüyorum. Yani biraz o toz çay falan yerindedir o büyük bir ihtimalle. Sıradaki sorumuz da yurt dışındaki iş imkanları var mı? Yurt dışındaki iş imkanlarını şöyle söyleyeyim sana. Ben şahit olmuştum birine. Bizim okulda biri var. 4. sınıfta işte. 2 sene Erasmus yapmış. Gitmiş öğrenci değişim programıyla. 3.'ye giriyor ve staj imkanını yurt dışında yapmak istiyor. Böyle bir avantaj sağlıyorlar sana. Hani bu tarz bir yurt dışı imkanı duymuştum. Yani şöyle de söyleyebilirim. Benim okulumun şu avantajı var. 1. sınıfta, 2. sınıfta İngilizceyi hani olabildiğince yoğun bir şekilde veriyorlar. 3 ve 4'e geçtiği zaman artı ikinci bir yabancı dil ve mesleki İngilizce veriyorlar. Yani dilini kendin çalışıp geliştirirsen tabii ki de olur yani. Değişik programlar oluyor. Bunları takip etmek gerekiyor, katılmak gerekiyor. Yani araştırırsan, yapmak istersen, gitmek istersen gerçekten gidersin diye düşünüyorum ben. Sıradaki sorumuz. Malzemeleri siz mi alıyorsunuz yoksa okul mu karşılıyor? Malzeme işi her okulun farklı yanlış bilmiyorsam. Kim okul hatta hocaları bile kendileri alıp getiren oluyormuş. Hani siz yeter ki yapın uğraşın biz Çok getiririz muhabbeti oluyormuş. Ya da okul kendisi sağlıyormuş. Bizim okulda var dönem başında biz 200 TL para verdik işte öğrenci başına. Bunlar dedi size de alınacak malzemelerin parası dedi. Öyle oldu bizde ama her okulun farklıymış uygulaması. Hangi alanlarda çalışabilirsin? Sadece otelde mi yapabilirsin yoksa başka alanlarda da şef olarak çalışabilir misin? Sadece otellerde değil yani kesinlikle. Restoran olur, kafe tarzı bir yer olur, kendini küçük bir yer açarsın. Ki artık gastronomi bölümünün şöyle bir avantajı var. Biz artık büyük endüstriyel yerlerde endüstri mühendislerinin yaptığını, endüstri mühendisleri değil ya pardon, gıda mühendisliklerinin yaptığını artık biz de yapabiliyoruz. Onların verdiği onayı biz de verebiliyoruz. Bu da geçerli olabiliyor. Bu tarz bir alanı var. Yani formasyon alıp, formasyon dediğimde eğitim verme belgesi alıp, KPSS'ye girip, turizm okullarına atanabilirsin, hastanelerde aşçı olarak çalışabilirsin. Büyük, gerçekten devletin atamaları oluyor ama ben düşünmüyorum şu anlık. Özel Böyle kurumlar. yerleri var. Hazırlık okudun mu? Biliyor musun? Bilgin var mı? Ya bizim okulda bildiğin hazırlıkla 1. sınıfı birleştirdikleri için haftada 18 saat ben İngilizce dersi alıyorum. Öyle Fazla. düşün yani. Hazırlık yapmamışlar ama hazırlığı 1. sınıfa katmışlar ve zorunlu bir şekilde bu. Yurt dışı düşünüyorsan hazırlık okumalısın. Düşünmüyorsan ya ben yurt dışında ne yapacağım ya ben mutfaktayım İngilizceyi ne yapacağım diye düşünüyorsan girmezsin hazırlığa zorunlu değilse eğer. Zorunluysa zaten okumak zorundasın. Peki Kişinin gastronomide kendine dil şart mı sence? ya kesinlikle ileride ne yapmak istediğinle alakalı bir durum. Yani ben sana şart okumalısın ya da boş ver okumamalısın diyemem. Çünkü ileride ne yapmak istediğini bilmiyorum. Ben olsaydı okurdum ama hazırlık. Hazırlık olmadığı için 1. sınıftan başladık direkt. Ama 1. sınıfta zaten okuyordum. hazırlık gibiymiş sizin de, yoğun Aynen geçiyormuş. hazırlık gibi. Sence gastronomiyi kimler seçmeli? Yani gastronomi seçmek isteyenlere tavsiyen nedir? Gastronomi seçmek isteyenlere tavsiyem nedir? Ben mutfağa girdiğim zaman gerçekten mutlu oluyorum. Yaptığım bir şeyi insanların beğenmesi ya da benden bir şeyler istemesi
hoşuma gidiyor. Bu tarz duygulara sahip insanlar gastronomi seçebilirler. Ya da ben yemek yapmayı öğrenmek istiyorum. Bu konuda ilerlemek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum diyorsan da gastronomi seçmelisin. Bilmiyorum ya. İçinden geldiyse seç yani. Çünkü ilerisi diğer mesleklere göre bir tık daha açık geliyor bana önü. Çünkü sana elinde bir diploma olmuyor. Sana bir meslek öğretiyorlar sana. O yüzden avantajların olduğunu düşünüyorum ben. İlk sınıfta dersler zor mu, yoğun mu geçiyor? Nasıl geçiyor? Dediğim gibi biz duyuyorduk mesela başkalarının da arkadaşları gastronomi okuyormuş. İşte diyelim ki A Üniversitesi'nde okuyor. Onlar işte birinci sınıftayken haftada bir kez mutfağa gidiyorlarmış. Biz hiç girmiyoruz çünkü biz 18 saat İngilizce alıyoruz. Muhabbeti falan oluyordu. Her okulun eğitimi farklı olduğu için seçeceğin okula da bağlı. Okulun da buna göre seçmen lazım. O şekilde söyleyebilirim yani. Sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim beni kırmaya katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet, video umarım hoşunuza gitmiştir. Telefonumdan yayını yaptığım için farklı bir telefondan kendi görüntümü çektim. Biraz kendi görüntüm kötü oldu. Umarım çok şey olmamıştır. Bir de bazen böyle dinlerken böyle kesilmişim. Pürdikkat dinliyorum ya, bir kötü gözükmüşüm ama çok sıkıntı etmiyorum. Bu arada Melike'nin de aşağıda Instagram hesabı olacak. Oradan da Melike'nin Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Çok güzel yiyecekler paylaşıyor. Sayfaya girdiğimde ister istemez acıkabiliyorum. Özellikle gece saatlerinde girmeyin derim. Çünkü gece saatlerinde daha çok acıkıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hangi meslek alanlarıyla ilgili videolar gelmesini istiyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Aklımda birkaç meslek alanı daha var. Bunlardan biri tıp. Eğer sizin de istediğiniz işte atıyorum işte diş hekimliği okuyan olsun, diyetisyenlik okuyan olsun, onlarla da video çeker misin dediğiniz kişiler varsa yani istediğiniz bölüm varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de işte birkaç kişi bulmaya çalışırım sizler için. Umarım video size yararlı olmuştur. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve böyle meslek sohbetleri videosu gelmesini istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.